Müjgan Hocam, öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. 2021 yılı Afyonkarahisar Aile Yılı etkinlikleri kapsamında bu ayki konumuz aile bağları ve sıla-i rahim. Yine Müjgan Hocamız sağ olsun bizi kırmadı, konuğumuz oldu. Kendisine aile bağları ve sıla-i rahim ile ilgili bazı sorularımız olacak bu programımızda da. Hoş geldiniz hocam tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk Ceyda Hocam. Öncelikle ben nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Faydamız oluyorsa ne mutlu diyorum. Gerçekten sizinle bu mekanda ve bu şekilde görüşmek bizi de çok mutlu ediyor. Aynı şekilde. Çok İşimiz teşekkür ederiz. keşke pandemi olmasa da dokunarak, hissederek yapsak şeyleri ama maalesef buna da şükür diyelim inşallah. Öyle öyle, haklısınız. Teşekkür ederiz. Hocam, öncelikle ilk soruyla başlayacağım şimdi. Sıla-i Rahim ne demek Müjgan Hocam? Bir önce onu açalım mı? Ceyda Hocam, sıla-i rahim dinimizde de olması gereken akrabalık bağlarının kuvvetlenmesi için akrabaların varlığını görmek, onların var olduğunu bilmek ve onlarla hasret gidermek diyoruz biz bir anlamda. Aslında hani toplum olarak modernleşmeyle birlikte biz bazı kavramları yok ettik, siz de biliyorsunuz ki hayatımızda. İşte bu kavramlardan biri de gerçekten sıla-i rahim kavramı. 2021 yılı Afyonkarahisar için gerçekten aile yılı olması sebebiyle bazı hayatımızda olması gereken kavramları geri dönüş olaraktan görmeye başladık. Bu bizim için çok önemli. Özellikle sıra-i rahim unuttuğumuz, görmekte zorlandığımız ve göremediğimiz akrabalarımızı, eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı bir mekanda olup da onlarla birlikte varlıklarını paylaşmak diyoruz biz. Artık biliyorsunuz pandemiyle birlikte sıla-i rahim varlıklarından haberdar bile mutlu olduğumuz anlamına geliyor diyoruz biz açıkçası. Sıla-i rahim insanların bir arada olması, insanların aynı mekanlarda olmasa bile akrabasından, eş dostundan haberdar olması. Biliyorsunuz dinimizde hani akraba, eş dostu, sıla-i rahim az önem veriyor. Bunların sevabı büyük. Yani hani sıla-i rahim sevabı gerçekten çok büyük sevaplar arasında. Onun için sıla-i rahim kendi kan bağımızdan, kendi varlığımızla alakalı olan insanlarla bir arada olamasak da onların varlığını hissetmek ve onları görmek, ziyaret etmek, onlarla bir şeyleri paylaşmak, hayyarenlik etmek demektir diyoruz biz bir anlamda hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Yani evet. Peki hocam, yani malumunuz tüm dünyada pandemi olması sebebiyle bütün alışkanlıklarımız, düzenimiz, her şey değişti. Peki biz bu yani aile bağlarını bu ortamda güçlü tutmak için neler yapabiliriz? Kendi çekirdek ailemizde olsun, birinci derece yakın akrabalarımız olsun, nasıl güçlü tutabiliriz bu dönemde? Hocam şöyle, biz teknolojiyi aslında kullanmaya başladık. Anlatıyoruz. Aslında teknolojinin yönleri de var. Örneğin önceki bayramda, Ramazan bayramı yanılmıyorsam, bütün aile arasında aile bağları bayram sabahı kahvaltıda buluşuyoruz. Mesela bizim aile şunu yaptı işte, görüntülü olarak hepimiz kahvaltıya hazırlayıp evlerimizde birbirimizle görüntülü olarak konuşup sanki aynı masa etrafında toplanıyor gibi olmuştuk. Ne İşte güzel. sıla aslında nedir? Hani ailemizle birlikte bu teknolojiyi kullanarak onları görebilmektir. Şimdi biliyorsunuz teknoloji o kadar çok gelişti ki, hani küçük çocukları doğduğu andan itibaren o ekran karşısına geçip ekranla bağlantı kurabiliyoruz. Anneanne, babaanne, dede işte uzakta olsa bile ne yapıyor? Çocukları görebiliyor. Sıla-i rahim, evet, teknolojiyi güzel daha sonra canlı görüşmeler olsun, şu an bizim yaptığımız gibi görüşmeler olsun. Bu şekilde görüşmediklerimiz canlı tutabiliriz aslında. Teknolojinin faydalarından biliyoruz. Yani bu şekilde canlı tutmalıyız. Diğer bir meseleye geldiğimiz zaman aile bağları biz toplum olarak gerçekten Türk toplumu aile bağları kadar ki biz hani evliliği şu şekilde tanımlıyoruz, aile olmayı şu şekilde tanımlıyoruz. Aslında evlilik cennette karar verilmiş bir şey. Aslında ilk hafta da cennette yapılmıştı, öyle değil mi? Ademli Havva daha işte dünyaya gelmişti. Bu şekilde neydi? Karı koca birbiri arasında bağları vardı. Hatta ikisi de mesleği. Aile bağlarından da biz etrafımızdaki aile daha sonra çocukları oldu.
daha sonra büyüdüler ve bu bağlarda hepimiz mesir olmaya başladık. Aslında aile bağları bizim aramızda görünmez o kalpler arası kurulan, o kalpler arası kalp iplikleridir diyoruz biz. O bağlarla kurulur aile bağları. Uzakta olsak da, görmesek de, duymasak da orada vardır bizden birileri. Oranın bizim olduğunu, işte akrabamız olduğunu, o dostun bizim dostumuz olduğunu biliriz. Aynı aile bağları modernleşmeyle birlikte en çok bağlar biri oldu. Yani biz hep şey deriz, hayatınızda bir sürü bağ bulabilirsiniz. Hayatınızda işte üzüm bağı vardır, ayakkabı bağı vardır. Ama tek bir gerçek bağ var, ayak bağı değil, aile bağıdır. Yani bağ maalesef ne yapmaya başladı? Aileleri, etrafı, eşi, arkadaşı, kendine işi bittiği zaman kullanat modeline getirip ayak bağı gibi başladı. Onun için biz önemli olan aile bağlarıdır. Burada kan bir bile can birliğinin var olduğunu bilir. Birbirleriyle, dostlarıyla da çok ciddi bağlar kuruyorlar, öyle değil mi? Bugün hepimiz söylüyoruz, telefonu kaldırdığımız zaman gece 12'de, 1'de kimi arayabiliriz? Ailemizdir. Bizim başımıza şöyle bir şey geldi. Yetiş çabuk diye ailemizdir diyoruz. Aile zaman mefhumu yoktur. Aile bağı kurduğumuz kişiyle mekan mefhumu diyoruz. Aile bağı kişiyle ayıp yapma, aa sen yap, deyip hakaret ettiği tarzda eleştirmek yoktur. Onun için biz modernleşme bir şeyleri bile yıkamayacağı şeylerden biri aile bağları. Ama maalesef biz televizyonlarda, izlenilen dizilerde, karakterlerde, çocuklarımıza bakmaları maalesef bir şekilde zayıf görüyorum. Bir an önce yapıyorum açıkçası. İnşallah. Peki Müjgan Hocam, bu malum pandemi döneminde gerek önlem amaçlı kısıtlamalar olsun, gerek bu mesafe kuralı olsun, her birimiz evimizde daha çok vakit geçirmeye başladık ve hatta buna alıştık artık. Neredeyse 2 yıla yaklaşıyor bu süreç. Peki sizin gözlemlediğiniz bu dönemde aile bağları nasıl etkilendi? Yani muhakkak bunun pozitif etkileri, negatif etkileri olmuştur ama genel olarak durum nedir? Aile bağlarını bu süreç nasıl etkiledi? Ne diyorsunuz? Aslında sorunuz çok güzel. Gerçekten hani pandemiyle birlikte hep olarak yıkılmaz kalemiz olan ailemin bir bağ olduğunu ve aile birliğinin varlığını görmüş olduk. Örneğin anne çünkü acaba virüs alırım da acaba bir mikrop taşır mıyım? Onların hayatına müdahale eder miyim? Ama bu şekilde büyüklerimiz şöyle bir serzeniş oluşmaya başladı. Zaten ayırıp evet pandemiyi bahane ettiniz artık daha az görüşüyoruz. Belki haklılar bilmiyoruz ama gerçekten burada pandemiyle birlikte aile bağları şu şekilde oldu. Ailemizde ama gidip diyoruz. Bu nedir? Hani, var olduğumuzda sarılıp birlikte aynı masa etrafında değerli bir şey olduğunu öğrendik. Aslında bu pandemi küçücük bir virüs bize her şeyi öğretmeye başladı diyoruz biz toplum olarak. Yani o küçücük virüs bize şunu öğretti. Evin içerisinde yaşam alanımızın içerisinde de hani aile bağları işte sayı rahim evet eş aynı evin içerisinde birbirlerine anneler, babalar, çocuklar birbirlerini tanımaya başladı. Çünkü bir önceki seferimizde söylemiş olmamız lazım. Bir çocuğun 3 ebeveyni vardır. Bir annesidir, bir babasıdır. Bir de anne arasındaki iletişimdir. İşte çocuklar ne yapmaya başladı? Annem babam böyle davranıyor. Bizim evde bunlar konuşuyor. Biz bunları yapıyoruz. Biz bu şekilde şeyleri paylaşıyoruz diyerekten birbirleriyle konuşmaya başladılar. Aile bireylerinin etkileyen şeyleri oldu. Sonra şunu gördük. Özellikle ergenlik dönemindeki gençler, aa benim bir evim varmış. Dışarıda yemek varmış. Evet, de varmış. Evet bunlar ben psikolojik gelecek maalesef gelmiştir. Dışarıda yiyelim. Evet ya bugün dışarıdan söyleyelim. Evet ya bugün şu olsun. Yani burada biraz daha kendimize
dönmeye başladık. Ben bunun hiçbirini yapamıyorum. Özümüze dönmeyi için problem teşkil ettiği ancak bir olmadığını da düşünüyorum. Onun için hani gerçekten aile bağları pandemiyle birlikte aile güçlenmeye başladı. Aile içerisinde güçlenmesiyle birlikte aileleri birbirine değişmeye başladı. Bunlar nedir? Örneğin aile içerisinde oynamaya başladı. Anne sadece geçiren bir birey değil, aynı zamanda birlikte çocuklarıyla, eşiyle daha paylaşımlar yapmaya başladı. Yani pandemi her ne kadar akrabaları uzaklaştırmış olsa da kendi evimizin içerisindeki çekirdek aile yardımcı oldu. Belki hani bir bu pandemiyle birlikte öğretmenlerin de oldu, öğretmen arkadaşların da. Hani çocuğuna erkek, kendi çocuğun dikkat var ya da çocuğun dikkat ediyordu. Ama ne oldu? Anneler öğretmenler oldu. Her ev bir okul oldu. Her masa sanki bir öğretmen gibi olunca bu sefer ne yaptı? Aileler tarafsız başladılar. Tarafsız bir gözle onlara bakmaya başladılar. Öğretmen arkadaşlar ve gören aileler, öğretmen arkadaşlar dönüş yap çıktı da oldu. Yani pandemi aile bağlarında bizim gerçek olan, biz olan ve bizi biz yapan özelliklerimizi de paylaşmak oldu. Bu da gerçekten aslında çok güzel bir durum oldu diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani. Yani keşke bir keşke paylaşımları daha farklı yapsaydı. Keşke virüs olsaydı da direkt giderek yapsaydı. Bunun için bence hani aileler sanki dışarıya çıkmıyor, sanki yemeği yapıyormuşuz gibi, sanki bir yeri gezmekle uğraşmıyormuş gibi. Bence pandemi gibi günler ilan edip araların da bağlarını kuvvetlendirmek lazım. Ne oldu? Aile bağlarıyla birlikte işte aralarında iletişim daha arttı. Evde herkes ne pişirdiği önceden konuşuyordu ya da bunları görüntü olarak paylaştı. Evet pandemiyi öğretti. Hatta birine daha fazla yardım gerektiğini, işte onlar bir geçiyorlar, onların evine şeyler bırakmamız gerektiğini öğretti. O da bizim kültürümüzde var olan paylaşmak, birlikte yaşamak. Bunları bize daha çok pekiştirdi diye düşünüyorum açıkçası. Hani biz hep olayları hep buluyoruz Ceyda Hocam. Olaylarda hep eksikleri buluyoruz. Evet olaylar eksikler de var ama bir de ben diyorum ki bardağın dolu tarafından pandeminin bize kazandığını düşünelim. Evet sılayı rakip yapmadık ama teknolojiyle yaptık. Evet pandemiyle birlikte birbirimize sarılamadık ama mesajlar da ifade etmeye olduğumuzu hissettirmeye çalıştık diyoruz. Bunun için de bunlar öyle bir şey değil ki gibi. Hani bunlar. Biz diyoruz ki eğer bağlar çok şekilde kopmaz diyoruz. Onlara dikkat etmek lazım. Onların üzerinden gitmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Hocam bu arada biraz arada sesiniz kesiliyor. İsterseniz wireless'ı da açın. Bağlantıyı oradan belki daha rahat sağlayabiliriz. Bu arada az önce bahsettik zaten yani teknolojinin nimetlerinden faydalanmamız lazım. Bu dönemde özellikle çok daha fazla kullanmaya başladık görüşemediğimiz için. Peki Evet. yani hani telefonla görüşme, telefonla görüntülü konuşma haricinde bu sılayı rahimi sürdürebilmek için önerebileceğiniz başka yöntemler, yollar var mı? Şimdi telefonla iletişim veya dışında örneğin güzel bir ekmek taşımak kültürümüzde olan ya da hani biliyorsunuz pandemiyle birlikte daha çok farklı şirketlerin fazla çalıştı. Onlarla hediyeleşmek. Biz daima sevgi dilleri vardır. Bunları tavsiye ederiz. Hani hepimiz bildiği sevgi dilleri vardır. İşte bunlar nedir? Takdir bulmak. Bunlar aile evlilikte de iletişim kurarken insanları eden şeylerdir. Örneğin takdir cümleleri kurmak. Yani görmekte onları bir meslekler ilgili takdir ve onay cümlelerimizi onlara uygun şekilde ifade edebiliriz diyoruz. Daha sonra onlarla birlikte yaşanmış anlarımızı, yaşanmış hediyelerle güzel hale getirerek sevgi dilidir.
küçük hediyeler de huzursuz hissettirebiliriz diyoruz biz. Daha sonra iki olarak evlilerinden yapamasak da örneğin işte çocukların annelerine sarılması, eğer annene sarılırsan olursun şeklinde güzel metotlarla, güzel cümlelerle onları teşvik ediyoruz. Sıla-i Rahim de gerçekten hani pandeminin girmesiyle birlikte bizim toplumumuzda sıla-i rahim demek ve var olmak demek bu akrabanın olduğumuz kişinin varlığını kabul etmek demektir. Varlığını kabul edeceğimiz bir gülüşümü göndermek, daha sonra eskiden yaşadığımızla ilgili bazı cümleler, bazı kelimeleri hissettirmek ve o ana götürmek, güzel şeyler hatırlatmak. Daha sonra küçük hediyeler göndermek ona. Küçük hediyelerle onları vardı etmek, onların ihtiyaçları görmeye çalışmak. Bunlar da yollardan bazı. Maalesef imkanlar işte sonra özellikle bu bayramda neydi işte mesafe, hijyen dikkat ederekten mutlaka görmek. Ceyda Hocam biz toplum dediğimiz, hissetmediğimiz biliyorsunuz dokunsal bir toplumuz. Evet. Dokunmadığımız zaman varlığını hissetmiyoruz. Yani varlık onun var demek bu anlamda olduğu zaman varoluşu kabul ediyoruz. Onun için de olsa bunlar bizim olarak tavsiye edebileceğimiz yollardır diye düşünüyorum. Evet. Yani aslında diyorsunuz ki iletişimi her şeye rağmen koparmadan devam edebiliriz ama kaliteli bir iletişim sağlamak çok önemli burada, değil mi? Tabii hocam yani biz bu mesela şey şeyleri veya Geç bakalım şöyle böyle karşı. sadece hani görmek ya da iletişim varken bunları haline getirmemek, bunları dedikodu yapmamak ve bunları dedikodu yapmamak. İşte biliyorum şunlar da hastaymış. Aa biliyorum şunlar şu parça dedik gibi kaliteli de yanında tekrar edersin. Ve biz şunu diyoruz. Bu dönemde hep ihtiyacımız insanlarla görüşmekte. Bize pozitif enerji veren de muhatap olmaktı. Seni bir çeken, enerji veren biraz dur dememiz gerektiği bir süreçti. Onun için iletişim kurarken dedikodu haline etmeyelim iletişimi. İletişimi kurarken eleştiri haline karşımıza rencide etmeyelim. Yani iletişime de etmemiz gerekiyor tabii ki. Evet. Yani Peki bu önemli. hocam, bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi bu sıla-i rahim bazı zamanlarda tek taraflı olabiliyor. Aile bireyleri arasında bazı istenmeyen küslükler meydana gelebiliyor. Etrafımdan da duyuyorum. Yani ben arıyorum ama karşılık alamıyorum diyen çok oluyor. Ya yani bu tek taraflı sıla-i rahimi sürdürmek mümkün müdür? Ne yapması lazım bu durumda olan kişiler? Güzel bir soru Ceyda Hocam. Teşekkür ederim. Ama tek taraflı dediğiniz gibi her şey bir yere kadar sürer. Öyle değil mi? Gece var lazım. Yani gündüz ve gece dediği gibi karşımızdaki insan biz iletişimi şu şekilde tanımlarız. Canlar arasında yani candan cana vardır. Siz o insana hep bir adım gidiyorsanız ve siz o insanla hep bir şeyler paylaşmak istiyorsunuz ve karşı tarafta duvar diyoruz biz. Hani orada bir duvar varsa bu duvarı yıkmanın yollarını bulmamız lazım. Onun hoşlandığı, sevdiği şeylerden gitmemiz lazım. Ama ben şu gerçek biri size duvar örüyorsa mutlaka tuğlasını siz vermişsinizdir. Belki sizin de hatalarınız vardır. Bunu bilmiyorum. Onun için iletişim varken karşımızdaki insanla tek taraflı iletişim nereye kadar gider? Yani bir yere kadar gider. Tek taraflı iletişim olmaz. Ama var. Aman ben bayramda ziyaret ettim, kapıyı açmadı. Ben günahımı attım. Böyle hani bu tür söylemler fazla olan söylemler. Hani gitmek değil, isteyerek kalpten, yürekten bir şey formalite icabı yapmamak mesela. Karşınızdaki icabı yapmadığını gerçekten sizin işte bir adım davranışlarla gidin.
Eğer bu sefer de karşılık vermiyorsa çok fazla şey artık aracı koymaya çalışın. Yani seven çünkü kişiye aracı koymaya çalışın. Baktığınız zaman demek ki o insan sizinle birlikte çalışmak istemiyor. Yol ayırmak diyoruz biz de o konuda. Ama hani elimizden geldiği kadar önce biz samimiyetinizi ifade edin. Tek taraflı da olsa duygularınızı ifade edin. Daha sonra üç kişiyle iletişim yapmaktan sonra bundaki aralarınızdaki iletişiminizi yardımıyla da çözmeye çalışın. Eğer çok ciddi birinci derecede yakınınızsa değilse de sadece Allah'la anlaşıp herkesten haline bırakmak lazım diye düşünüyorum. Değil mi? Bazen zorlamamak lazım bir yerden sonra. Kesinlikle. Peki hocam bir son ama genel bir sorum olacak size. Şimdi biz yine malum pandemi döneminde bizler bir yerden sonra kabullendik. İşte annelerle, babalarla, yaşlılarla teknoloji üzerinden görüşmeyi. Bu durumdan muhakkak ki çocuklarımız da etkilendi. Yani maalesef. Biz çocuklarımıza bu aile bağlarının önemini, sıla-i rahimin önemini bu ortamda nasıl öğretebiliriz, nasıl empoze edebiliriz onlara? Aslında dediğiniz gibi şu an geleceğimiz tehlikelerde biliriz. Aile bağları ve sıla-i rahim konusunda. Hani eskiden eve geldiği zaman, amcan geldiğinde, ilk geldiğinde, ötüş geldiğinde dediğimiz zaman bile ilginç bakmış. Şu an çıkmıyorlar dediğiniz gibi. Hı-hı. Ya da olamadılar. Öyle bir ortam evet. Olmadı. Bunun için yapılması gereken şey anne baba evdeki iletişim etmesi gerekiyor. Önce anne baba evdeki iletişimine dikkat etmeli. Anne baba da kendi ailesiyle olan iletişimi mutlaka teşvik eder de olmalı. Dedene sarılamazsın. Anneannene ya da babaannene sarılamazsın. Ama ne yapalım? Geriden ona öpücükleyebiliriz. Ya da ona el sallayabiliriz. Hani dokun değil belki bir şeyleri ama çocukları bu şekilde bitirmeden öğretmeliyiz. Lazım. Örneğin evimizde resimlerle bunu anlatabiliriz, resimlerle gösterebiliriz. Örneğin bayramla ilgili eskiden bayramlar bu şekilde oturuyorduk. Biz bu şekilde sarılıyorduk. Sarılmak bu kadar önemlidir. Büyüklerimizin elinde önemlidir. Büyüklerimize saygı onları ortaya çıkartalım diyoruz. Yani geçmiş ederek çocuklara geçmiş sorduk. Şu an onlara olsa ortalık üstün olduğundan dolayı yarın eğer hani temizlik ettiğimiz için gibi cümlelerle lazım. Bu şekilde birçok var hocam. Hani bayramları anlatan evet. Çocukları aile yaşlıları sevgi ve saygıyı anlatan onları en azından teknolojiden yararlanıyoruz yine. Çocukların elinde teknoloji var. Maalesef ya da artık hayatlarını idame ettirmeye başladılar. Bunun için buralardan yararlanalım. Hani teknoloji yarın öbür gün sarılmak isterdin. Nasıl onunla oynamak isterdin? Nasıl top oynamak isterdin onunla? Nasıl deden yapmak isterdin? Hadi elinden onun elinden tutuyormuş gibi. Evde küçük tiyatrolarla bunları çocuklara ifade etmek gerekir diye düşünüyorum hocam. Çünkü gerçekten az önce de söylediğiniz şey, etkilenenler oldu. Evet. Şu an bir tane evlerimiz maalesef çocuklarımız onun içerisinde aynı mekan içerisinde asosyal toplumla nasıl bağ kuracağını bilmeyen çocuklar olmaya başladı. Onun için de biz gösterelim. Anılarımızı çıkartalım ortaya. Gelecekle hayal olmamış oluruz. Ya İngilizce'de bir uncle kelimesi her şeyi diyor. Öyle değil mi? Amcası, evet. Dayısı, yengesi, erkek ama bizde aile var. Ceyda hocam öyle değil mi? Evet. Yani aile bizde bir ayrı dayı ayrı, işte ayrıdır, kuzen ayrıdır,
amcaoğlu ayrıdır, dayı ayrıdır. İşte buraya çok yoğun bir kültürümüz var. Buradan çıkartabiliriz en azından çocuklarımıza. Evet onlar tektir ama bak biz ne kadar kalabalığız gördün mü? Ne kadar aileyiz. Çocuklara en azından bahsedip bunun üzerinden çocuklarımızın ne kadar çeşitli, farklı ve güçlü, güvenilir olduğunu gösteriyor aslında. Ben öyle düşünüyorum. Evet, aslında çok şanslıyız böyle bir toplumda doğduğumuz için. Bunun kıymetini de bilmemiz lazım, değil mi? Aynen öyle hocam, aynen öyle. Yani bu gerçekten hepimizin birlikte bağları kurduğumuz, bizim hepimizin birlikte de aynı şeyi söylüyoruz. Celal ve Cemal'in evlilik. Yani hem var. Yani hani bu şekilde baktığımız zaman evdeki çocuk işte aileler arasında bir takım olumlu kültü yaşananlar olsa da o kadar yani az önce gibi her şey aile hayat düğünümüz ayrı bir kültür. Daha sonra amcamız ayrı bir kültür bizim hayatımızda. Yani buna bak böyle bir gün bunları oturup yani belki olsun bitsin tabii de pandemi diyebilir. Yani onun içinde paylaşmak, güzelce ifade etmek bunlar belki en büyük şeydir diye düşünüyorum. Evet, kıymetini de bilmemiz lazım bu değerlere sahip olduğumuz için. Müjgan Hocam size çok tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler, değerli tavsiyeler için. Başka bir programda görüşmek üzere diyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz. Rica ederim Ceyda Hocam. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere, hoşça kalın.